Merhabalar, tekrardan da hoş geldiniz. Bugün Profesör Doktor Hüseyin Işıksal bizimle. Onunla gündemi biraz dokunacağız ama gündemden fazla dış işlerini konuşacağız. Zaten uzmanlığı bu alanda. Cumhurbaşkanlığına diplomasi danışmanlığı yapıyor zaten bu alanlarda. Onun için biraz Filistin-İsrail meselesine girelim. Daha aydınlatıcı bir duruma kavuşursak ne mutlu bize. Çünkü orası hakikaten kimin ne yaptığı belli olmayan bir bölge. Buyurun hep beraber hoş geldiniz diyerek Hüseyin Bey'le sohbetimize başlayalım. Günaydınlar, hoş geldin. Günaydın Haluk Bey. Evet, yani konuya girmeden önce Cumhurbaşkanlığı nasıl gidiyor, tamam mı? Herkes mutlu mu oralarda? Onu bir sorayım dedim. Siz girer çıkarsınız oralara daha mutluluk fazla. Mutluluk bir özgü bir şey biliyorsunuz Haluk Bey. Yani doğru. Bazen doğru. Bütün şartları bile sağlasanız insanlar mutlu olmaz. Bazen küçük şeylerde insanlar mutlu olmaya çalışır. Siz Kıbrıslı'yı tarif ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Ya ben kendi adıma mutlu olmaya çalışıyorum diyelim. Genel olarak da tabii ki bir çaba içindeyiz. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bence müthiş bir iş yapıyor. Yani tam bir kamu diplomasisi. Doğru. İşte bazen yersiz yere eleştiriyorlar işte neden bu kadar çok sık Türkiye'ye gidiyor diye ama insanların kalbine inmenin ne kadar önemli olduğunu kavrayamıyor bu arkadaşlar. Yani Fahri Doktora dediğiniz ünvan çok önemli bir ünvan. Hı-hı. Yani insanlara durup dururken Fahri Doktora verilmez. Tabii. Bunu evet. Senato'dan geçer. Bir sürü kurumdan geçer. En son yok onaylar ve bir sebep üstüne vermeniz lazım. İşte buna biraz bakalım. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadarını bilmiyordum. Sayın Cumhurbaşkanı onaylandığını biliyordum ama evet. Bu kadar böyle bir şey mi var, süreci tabii mi ki, var bunun? Tabii ki çok ciddi bir süreci var ve şöyle bir şey var. Siz onu bir şekilde justify yapmanız lazım. Yani belli bir sebebe oturtmanız lazım. Yani atıyorum Cumhurbaşkanı olduğunuz için kimse Fahri Doktora vermez. Öyle olsa evet. Dünyadaki bütün Cumhurbaşkanına Fahri Doktora vermesi tabii. Lazım. O şeyler çok önemli kıstaslar. Bakın şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız sayamadım. Herhalde 30'u geçmiştir Fahri Doktor'a. Bir rekora evet. Gidiyordur Türkiye özelinde. Ve ben birkaç nedenini sayayım size. Çünkü buna ilgili bir kitap da yayınladık. Benim ve Muslu Akgüney'in editörlüğünde. Birkaç örnek vereyim. Örneğin Türk dünyasına yaptığı katkılar. Doğu Akdeniz'de Türk varlığının kalması için verdiği mücadele. Kıbrıs Türk halkıyla Türkiye halkı arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi. Türk dış politikasına yapılan katkı, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinden dolayı verdiği mücadele gibi. Yani bir tabii, sürü farklı tabii. Nedenlere dayanan ciddi bir şey var. Bir tabii de sayın, çok ilkesel davranışlar var orada. Tabii ki tabii. Bir de yani şunu da söylemek lazım. Yani bunu tabii görmek de lazım. Yani böyle dışarıdan belki çok anlam olmaz ama. Yani çok önemli kişiler de konuşmuştur o mekanlarda ama. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız her konuştuğunda muhakkak tarihi bir gün olur. Onu söyleyeyim. Yani konuşmasıyla, coşturmasıyla, insanları kalbine hitap etmesiyle, o duyguları canlandırmasıyla ben birkaçına da tanık oldum. Şöyle söyleyeyim. Hatta birkaç konuşmada böyle Cumhurbaşkanımız çıkarken böyle derler ya yarım ağız alkışlayan kişiler vardı. Konuşma bittiğinde o insanların böyle ayakta avuçları patlarcası alkışlarını gördüm. Yani bunlar da yaşadık ama şunu unutmamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Kıbrıs Türk halkını temsil ediyor. Yani onun aldığı aslında yaptığı her başarı, elde ettiği her övgü aslında bizim övgümüz. Yani hepimizin övgüsü. Yani atıyorum üniversitelerdeki bir öğrencinin kakadeciyi seçmesinden tutun da buradaki esnafa akan para kadar Türkiye'den gelen turist sayısındaki artışa kadar bakın bunların her biri bir organik bağ içinde. Yani buna böyle bakmak lazım. Ondan dolayı yani bazı şeyleri eleştirirken de iyice bir bence tartmak lazım yani. Çünkü müthiş bir efor harcıyor dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız. Günde bazen 2,5-3 saat uyuduğunu ben biliyorum. Bunları niye yapıyor yani? Yani şimdi diyorlar ya işte siyaset oy kaygısı. Türkiye'den oy mu geliyor Sayın Cumhurbaşkanımıza? Yani biraz daha böyle derin düşünmek lazım bazı şeyleri. Evet. O çok doğru. Bir de hani insanların hedefleri vardır. Mesela eğer hedefler Cumhurbaşkanı olmaksa oraya vardı. Evet. Yani düşünün hem de kısa bir sürede aslında. Tabii çok yani kısa. Seçilmesi, başbakan olması, evet. Cumhurbaşkanı olması ve Cumhurbaşkanlığının bu kadar ihtilaflı bir zamanında olması, korkunç bir yarışla oraya gelmesi ve bu kadar bilhassa Türkiye'de çok iyi karşılanması. Çünkü Türkiye'ye gittiğimizde taksici size söyler daima, siz Kıbrıslar bizi niye sevmiyorsunuz? Evet. Hayda, şimdi hakikaten vaktimi alırım ve anlatırım ben. Ya evet. Ne demek? Ne demek? Ben çocukluğumdan beri Türk askerini gördüğümde ağlardım. Yani ne demek Türk askerini ya da Türkiye'yi sevmemek? Ama yani
birkaç yüz tane insan için veyahut da kişilerin arasında veyahut da aynen İstanbul, Ankara gibi çekişmeli bir süreçte insanlığın içerisindeki o anlaşamamazlıktan kaynaklanan böyle ilkesel bir konumuz yok ki böyle sevmemek Türkiye'yi gibi. Bunu aşıyor Cumhurbaşkanı. Şimdi Ali Bey çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani bazı şeyleri de biraz aslında kendimize eleştirmemiz lazım. Şu açıdan dünyada hiçbir şey, bakın hiçbir şey karşılıksız değildir. Hiçbir şey kendiliğinden de oluşmaz. Yani bir anne sevgisi belki karşılıksızdır. Onun dışında her şey için bir mücadele vermeniz lazım. Şimdi biz şu hatayı çok yaptık. Yani işte Türkiye ana vatanımızdır. Bizi koşulsuz, karşılıksız her türlü sevecek. Tamam doğru ama yani bir önceki Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına baktığım zaman yani o hatlar bayağı bir gerildi. Ve yani yenileri yutulu açıklamalar da olmadı. Şimdi bunları da kabul etmek lazım. Tabii. Ve bunun üstüne Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hiçbir zaman kopmayacak ama maalesef yara almış, biraz yıpranan ilişkileri de özellikle halk bağlamında toparlaması da bence çok faydalı oldu diye düşünüyorum. Evet. Çünkü yani şimdi söylemeye gerek yok. O kadar talihsiz açıklamalar yapıldı. Türk askerine, Türk askerinin mücadelesine, Türk askerinin kendi güveni için yaptığı terör faaliyetlerine bile yani benim aklımın almadığı, o zaman da eleştirmiştim, benim kimsenin bir korkum yok. Gerçekten akıl almaz ifadeleri kullandı bir önceki Cumhurbaşkanı. Ondan dolayı onun yarattığı tahribat bizim sandığımızda çok ilerisindeydi. Şimdi siz taksi şoförüydünüz, benim de başıma geldi. Yani bu açıklamanın hemen ötesinde. Çünkü şunu söyleyeyim, Türk halkı cahil bir halk değil Haluk Bey. Peki. Türk halkı bir kere inanılmaz derecede haber takip ediyor. Tabii. Türk halkı inanılmaz derecede gazete okuyor. Ha, yanlı yansız ona girmiyorum. Yani bazen görüyorsunuz çok yanlı, tabii ki yanlı haber şeyleri var ama okuyor insanlar. Doğru. Şimdi bunlar okuduğu zaman bu tür şeyleri hiç kaçırmıyorlar. Ve Kıbrıslı olduğunuzu söylediğiniz andan itibaren otomatikman o noktaya yöneliyor adam. Yani ne kadar acı değil mi? Evet. Bu kadar aramızdaki ilişkiler bu kadar sağlam, aramızda bin tane farklı bir şey var. Dönüp size şey diyorlar. İşte sizin Cumhurbaşkanınız bize böyle dedi diyor adam. Yani bu geliyor aklına. Otomatikman tabii. Algıda seçicilikle o noktaya odaklanıyor. Tabii, tabii. Yani bunları da şimdi açtık. Allah aşkına şimdi taksiye biniyorsunuz. Sayın Tatar'dan bahsediyor adamlar. Yani tabii. Bunları da düşünmek lazım. Yine bir konu şey. Konuyu açıyor evet. Ama yani hakikaten liderlerin yani şirketin, insanların, kurumların liderlerinin söylediği çok önemli oluyor. Hatırlarım buraya gelen iki mobil telefon şirketinden bir tanesinin söylediği bir laf vardı Kıbrıslılar için. Hı-hı. Ve anında ne kadar tabii müşteri ki kaybetmişti tabii ki mesela. Tabii ki. Şeye gideceğim, Kormacid'e gideceğim ve Kormacid'de de orada bir bayan muhtar olmak evet, istemişti evet, son zamanlarda evet, ve evet. Bu uygun görülmemişti. Şimdi dersiniz ki ya ne vardı bunda? Kadın çok iyi, sever, Türkleri de sever falan. Ama olumsuz yazdıkları vardı sosyal medyada ve düşündükleri vardı. Evet, evet. Şimdi o buralar için o çok olumsuz, sevmediğim şeyleri yazarken ve kendi isminde yazarken o bireysel bir görüştü. Ama muhtar olduğunda Kormacit'in muhtarı bunu söyler, bunu yazar, eder dediğinde bambaşka bir şeydir. Çok güzel bir nokta dediniz evet. Haluk Bey. Bir de şöyle bir şey var. Yani Kormacit'in biliyorsunuz yani yıllardan beri bir muhtarı var. Çok da iyi ilişkilerimiz var açıkçası. Ve aynı şeyi biz de muhtardan da duyduk. Yani adam şunu söyledi. Biz Kıbrıslı Türklerle iç içe yaşıyoruz. Hiçbir derdimiz yok. Bu tür şeylerle bu ortamın gerilmesi diyor en fazla bizi üzer. Çünkü sonuçta bir küçük bir azlıktan bahsediyoruz. Tabii. Onların da kendine göre haklı olduğu taraflar var. Bir yaşam mücadelesi veriyorlar, bir varoluş mücadelesi veriyorlar. Yani böyle işte dediğim gibi yani iyi iletişim ve birlikte varoluş felsefesiyle ancak birlikte gidebiliriz. Yani onun dışında evet. Onu karşıma alayım, yok bunlara yaranayım diye işte bu kadar yara açayım. Bunlar kimseye fayda sağlamaz evet, gerçekten. Evet. Varoluştan girdik de bu varoluştan var olmaya çalışan bir kitle daha var. Evet, böyle birkaç evet. yüz kilometre uzağımızda ve yani birkaç yüz de değil. Yüz kusur evet. Evet değil mi? Evet ve hakikaten yani insanların böyle öldüğünü görüyoruz televizyonlarda. İyi ki yani hakikaten şeyler görmüyoruz, cesetler görmüyoruz ama sanki oraya varacak. Ve insanoğlunun alışkanlığı öyle bir durumda şu anda ki böyle film gibi, böyle dizi gibi haber bekliyoruz. Kaç oldu? O 8 bin mi şimdi? 9'a ulaşır herhalde yarına falan gibi evet, böyle bir evet. Sarkazm, böyle siyah mizah gibi şeyler var aklımızda. Aynen yani, öyle.
Bu ne kadar dayanılır ve bu Avrupa ve yani Batı dünyasının güçleri, çünkü Batı diyorum çünkü Avrupa Birliği, Amerika'sı, Kanada'sı ve Avustralya'sı tabii hep ki bir ağızdan konuşuyorlar. Aynen öyle. Bu nasıl yatırımdır, bu nasıl bir kanıksamadır ki hep birlikte aynı ağızdan bunu destekliyorlar. Şunu da ekleyeyim ki yorumları size bırakacağım. Bugün İngiltere'de iktidardan milletvekili bir şey söylemek istedi. Filistinleri destekleyen hemen uzaklaştırıldı. Evet. Çok enteresandır. Haber kısmı budur. Muhalefetten biri destek gösterdi ve o da uzaklaştırıldı. Evet. Yani en azından iktidarı muhalefet bir şekilde ters taraftan vurmaya çalışır. Muhalefet bile muhalefetlik yapamadı bu konuda ve uzaklaştırıldı. Yani sen muhakkak ve muhakkak İsrail'i de destekleyeceksin. Tabii bir bütün olarak. Halk bunu yapmıyor. Halk bambaşka düşünüyor. Sen bu insanları öldürüyorsun diye düşünüyor. Cinayet işlenir diye düşünüyor. İnsan hakları kayboldu diye düşünüyorken. Fakat hala daha o muamma şeyle başlatayım sizi. Sorum şu. Hı hı. Hamas bu işe başladı. Nereye gidecekti? Ben bilmiyorum. Yani bana bir ışık tut Sayın Işıksal bu konuda. Şimdi bana bir ışık Halit sal. Halit Bey benim yani uzmanlık alanında bir tanesi Orta Doğu. Evet. Çok ciddi mesajladım. Yani yazdığım bir doktora tezi tamamıyla bu konudaydı. ODTÜ'de. Master tezim de yine Orta Doğu üstündeydi. İngiltere'de yazdım. Yani bölgeyi çok iyi bildiğimi iddia edebilirim. Ve siz şimdi konuşurken aklıma başka şeyler de geldi tabii. Yani bu böyle saatlerce sürecek bir sohbet ama. Elbette. Şöyle elbette özetlemeye çalışalım. Şimdi biz bunu yıllardır söylüyorum ekranlardan. Tabii bir kısım anlamıyor. Bir kısım anlamakta zorluk çekiyor. Şimdi bakın biz de bu liberal, bu Avrupa rüyasıyla beynimiz yıkandı Kıbrıs'ta. Tabii. Açık söyleyelim. Benim uyanma sürecim İngiltere'de işte dünyanın en büyük filozofları arasında gösterilen postmodernizmin kurucusu olan Rob Walker'la çalışmaya başladıktan sonra iyice bir açıldı. Onun verdiği kaynaklar işte perspektifle zaten iyi kötü bildiğim şeylerdi ama şunu gördüm. Tarihin hiçbir döneminde bizim Batı dediğimiz, Avrupa dediğimiz kesim eşitlikçi olmadı. İnsan özgürlüğüne hiçbir zaman sahip çıkmadı. İfade özgürlüğüne hiçbir zaman sahip çıkmadı. Ama ne hikmettir ki sanki bunun üstüne bir birlik kurulmuşmuş gibi özellikle Avrupa Birliği böyle bir illüzyon yaratıldı. Değil mi? Ve ben bunu defalarca söyledim bakın bu illüzyonu yaşamayan bilmez. Yani bunun için çok derin okumanız lazım. Yani bunun için işte sadece bir gazete okurum bir partiye oy veririm bununla hiçbir yere varamazsınız. İşte bakın Filistin örneği bunun bir örneğidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci bunun bir örneğidir. Bu ilk ve son örnek de olmayacak. Bakın bunun gibi daha milyonlarca örnek göreceğiz. Evet. Ama özetle neyi göreceğiz Haluk Bey? Şunu göreceğiz. Avrupalılar eşitlikçidir. Demokratik yapıya çok saygılıdır. Her türlü size kolaylığı sağlar. Ne zaman biliyor musunuz? Ancak kendinin içindeyseniz. Bu tarih boyu hep böyle olmuştur. Hmm. Avrupalılar kendi içinde ayrı bir sistem kurmuştur. Kendileri ve kendinden olmayanlar için ayrı bir sistem kurmuştur. İşte bu da tam bu teorik çerçevenin birebir uygulamasıdır. Hmm. Yani bugün atıyorum bir İtalya'nın burnu kanasa bütün Avrupa ayağa kalkar. Bir Rum'un, bir Yunanlı'nın burnu kanasa bütün Avrupa ayağa kalkar. Gözümüzün önünde. Kosova hariç tabii. Şimdi Kosova da şöyle. Kosova'da Amerikan desteği olduğu için orada biraz daha farklı. Ama Bosna'da işte Boşnak kardeşlerimiz, soydaşlarımız gözü önünde yani soykırıma uğrarken hiçbir şey yapmadılar. Bunu hiçbir hepimiz yani biliyoruz. Evet. Ve Ali İzzet Begoviç'in çok tarihi bir sözü var. Yani şunu diyor Ali İzzet Begoviç. Biz soykırıma uğradık. Sonra oturduk. Ve şunu anladık diyor, biz ancak kendimizi kendimiz kurtarabiliriz. Ve ne zaman ki diyor Sırpları yenmeye başlayıp topraklarımızı geri almaya başladık, o zaman işte Batı müdahale etti diyor adam. Bakın çok enteresan. Yani Batı'nın müdahalesi Boşnakları kurtarmak için değildi. Boşnakları durdurmak içindi. Yani bu da bir gerçek. Şimdi Filistin'e baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani geçin şeyi, Araplar, Müslümanlar hepsini geçtim. Tam bir insanlık dramı. Yani düşünebiliyor musunuz Haluk Bey? Denizden abluk altında bu insanlar. Dört tarafı neredeyse abluk altında. Bir tane geçiş kapısı var. Refah geçiş kapısı. O da keyfe göre işte açılıyor, kapanıyor. Evet. Mısır bugüne kadar bakın çok uzun süre orayı kapalı tuttu. Evet. Ve nereden bahsediyoruz? 310 kilometrekarelik bir yerden bahsediyoruz. Bakın 310 kilometrekare. Yani Kakatece'nin, Kıbrıs Adası'nı demiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin onda birinden daha küçük bir coğrafyada
2,5 milyon insan yaşıyor. Yani bir hayal etmeye çalışalım. Ya böyle üst üste bir şey geliyor. Ve açık hava hapishanesi. Bakın açık hava hapishanesi. Hiçbir ihracatı yok. İşte denize çıkamıyorlar. Bir tek balık avlayabiliyorlar. Yani 15 kilometre, 20 kilometre sınırları var galiba balık avlamak için. Daha ileriye tabii gidemiyor. Gidemiyor tabii ki. Hemen İsrail askeri müdahale ediyor. Evet. Şimdi bu ortamda her gün bu insanlar öldürülüyor. Her gün bomba yağıyor. Daha da ilginci. Şimdi empati kuralım. Yani hiçbir yer güvenli değil. Siz diyorsunuz ki ya hiçbir yer güvenli değil. Nereye sığınabilirim? Ben hastanelere sığınabilirim diyorsunuz. Ya da okullara sığınabilirim diyorsunuz. Değil mi? Mantık olarak. Evet. Çoluğunuzu çocuğunuzu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oraya sığınıyorsunuz. Orası da vuruluyor. Çok enteresan. Yani hastanelerde vuruluyor. Okullarda vuruluyor. Hiçbir güvenli bir yer yok. Yani İsrail'in şu acımasız taraf var ya artık. Yani bana evet, tokat vurana ben yumruk vuracağım politikaları var. Orada şey diyor. Altta hücrelenme var orada ve işte hani derler ya eskiden uçak savar vardı şeyin evet, üzerinde, otelin evet, üstünde. Onun evet, için oteli vurdu. Evet, evet. Ha, sen oraya insanları yığsan bile insanları kalkan olarak kullanın. Ama ben onu da aldırmayacağım. Sen bu yanlışlığı yaparsan altında hastanenin ve işte Hamas'ın hücreleri oradaysa ben onu vuracağım diyor. Ve bunu bütün Batı bunu böyle servis eder. Yani hastane terör yuvası olarak kullanılıyordu ve onun için vuruldu diye geçer. Yani şimdi dediğim gibi Haluk Bey, şimdi o kadar bir absürt, alakasız argüman şeyine yığıldık. Yani ben gerçekten algı operasyonu çünkü sonuçta. Algı operasyonu ama şimdi birazcık tayine girmek lazım sanırım Filistin'in. Şimdi en basit şunu söyleyelim. Bugün dünyada Haluk Bey, BM üyesi 193 üye var. Birleşmiş Milletler'e üye. Hatta Filistin'e 194 diyorlar çünkü çok ilginç bir statüsü var. Yani BM'ye gözlemci olan üye konumunda. Ondan 194 Filistin diye geçer. Bu 193 ülkenin 139'u ki bu operasyon bittikten sonra bu rakam ben çok eminim 160'lara 170'lere çıkacak. Filistin devletini bakın tam bir cumhuriyet olarak tanıyor. Yani Filistin otoritesi falan değil. Filistin devleti olarak tanıyor 139 ülke. Ve yakın zamana kadar bakın bu Araplar son tanımadan önce dünyada Filistin tanıyan ülke sayısı İsrail tanıyandan daha fazlaydı. Şimdi bakın bazı gerçekleri ortaya koyuyorum ben. Evet. Filistin dediğimiz devlet bugün FIFA, FIBA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Aklınıza gelecek bir sürü örgüte tam üye. Yani gözlemci falan değil, tam üye. Evet. Ve bu ülke istediği, baktığınız zaman ulusal hukuk bağlamında, istediği ülkeyle anlaşma yapabilir. İstediği ülkeyle garanti anlaşması da yapabilir. İstediği ülkeyle her türlü ilişkiye girebilecek bir ülke. Şimdi bir kere Filistin gerçeğini buradan başlayalım. Tarihe geldiğimiz zaman çok ilginç birkaç nokta aktarmak istiyorum. Şimdi bir kere bölgenin ismi Filistin. Yani coğrafyanın ismi Filistin yani. Yani evet, bunun başka bir adı yok. İsrail devleti 48'de kurulana kadar bütün bölgesi Filistin'di. Şurada bir parantez açayım. Biz tabii bazı şeyleri takip edemiyoruz. Çünkü dediğim gibi o mainstream medya bize görmek istediğimizi veriyor. Türkiye hariç. Türkiye tamamıyla bambaşka bir açıdan da bakabiliyor ama. Evet. Ben geçerde şanseri bir şeye rastladım. İnanamadım. Hollanda parlamentosunda. Ki Hollanda tarihsel olarak hep İsrail'lerin yanındadır. Çıkıyor bir tane genç milletvekili ve bağıra bağıra şimdi İsrail'i eleştiriyor. İnanamadım. Ve şey diyor adam işte Filistin'deki şeyi katliamı durdurun, insanlık kıyımı durdurun diyor. Aradan birileri bağırıyor adama. İşte İsrail kökenli birkaç vekil. Sen diyor özür dileyeceksin diyor. Oranın adı Filistin değil İsrail'dir diyor. Hayır diyor adam, okuyun diyor tarihi, siz öğrenin diyor, oranın adı Filistin'dir diyor. Böyle bir tartışma çıktı şeyde, parlamentoda. Çok enteresan, adamın dediği doğru, tarihsel olarak oranın adı Filistin. Ama çocuğu da takip etmek lazım bakalım, hala daha milletvekili kalacak mı oralarda? Hayır, evet, seçilme konusunda bence ben hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama dediğiniz gibi parti için mekanizmalar, çünkü bu işe böyle bilir, çalışır. Bizde de vardır ya Haluk Bey, şimdi kimse gücenmesin, bazı kişiler vardır, hiç ömründe halkın onayını almamıştır, hiçbir sınava geçmemiştir ama hep güzel yerlere atanır. Yani evet, o atanma yolu işte bu da aynı. İsrail'in şeyi de aynı. Yani işte parti içi atanır, parti içi cezalandırılır. Halka sorun bakalım. O adamların halk gözünde belki de oy rekoru kıracak bir sonraki seçime. Eğer bırakırlarsa yani aday olarak. Neyse konumuza dönersek. Şimdi bakın gerçekler şunlar. 1918'de yani işte Osmanlı yenilince ve İngilizlerin şeyine geçince, kontrolüne geçince Filistin bölgesi bir nüfus sayımı yapılmış. Nüfus sayımında şöyle rakamlar çıkmış işte. Oradaki Yahudi nüfusu 56 bin. 56 bin. Evet. 700 bin de Filistinli yaşıyor. Sonra işte malum Holokost'tan kaçan, işte özellikle dünyanın pek yok yerinde ama özellikle Almanya'dan kaçan Yahudilerin gelmesiyle birlikte 1947 yılına geldiğimizde
Yahudi nüfusu 630 bine çıkmış. Ama 2 milyon Arap nüfusu da var. Çünkü biliyorsunuz Araplar zaten çok çocuk yapmayı seven bir halk. 6, 7, 10 tabii. Şimdi bunun ötesinde 1947'de işte Birleşmiş Milletler daha ilk planlar kuruluyor ve Beyaz Plan diye bir plan ortaya koyuyorlar 1947'de. Ve çok ilginçtir bakın, halkın nüfusuna baktığımız zaman %70 Filistinli var, %30 Yahudi var, nüfus bağlamında söylüyorum. Halkın sahiplenme oranına baktığımızda Yahudilerin toprak sahibi olma oranı %6. Bakın çok enteresan. Sadece %6. Filistinlilerin toprağa sahip olma oranı %90. Yani müthiş bir uçurum var. Nüfussal da bir uçurum var, toprakta da bir uçurum var. Ama tabii ki İsrail'in etkisi, işte Amerika, Batı güçleri, o planda şöyle bir şey var. %90'ın yani toprağın sahibi olan Filistinlilere sadece %40 toprak veriliyor. Öte yandan %6 sahip olan İsrail'e ise %56 veriliyor. Sonra diyor ki Kudüs iki ülkenin birden başkenti olacak ve iki devlet aynı anda kurulacak diyorlar. Şimdi Araplar buna karşı çıkıyor. Ama o zamanlar tabii güvenlik konseyi yok. Genel kurulda oylamaya gidiliyor. 33'e 13'e karşı, yani 33 lehte 13 aleyhte bu plan kabul ediliyor. Ve dayatılıyor bütün Araplara. Şimdi tabii şunu söyleyeyim, yani bugün Filistinlere bu anlaşmayı verseniz, yani rüyalarında bile görmezler diyelim, değil mi? Yani evet, bugün verseniz %40 toprağı vereceksiniz, işte Gazze ile Filistin birleşmiş, hiç arada şey yok, ara yok. Evet. Hatta Sina çölüne gelen güzel de bir toprak var, kuzeyde de topraklar var. Ama böyle şunu derim Haluk Bey. Retroperspective failure dediğimiz bir şey var. Nedir retroperspective failure? Bugünün değerleriyle dünü değerlendirmek. Şimdi dünü değerlendirirken dünün değerleriyle değerlendirmek lazım. Yani bugünün değerleriyle değerlendirmek. İşte bazen diyorlar ya, efendim işte Atatürk neden çok parti sisteme geçemedi? Ya Atatürk çok parti sisteme geçemedi ama dünyada nazizmin, ırkçılığın, işte aşırı milliyetçinin yükseldiği bir ortamda bizim ulu önderimiz Türkiye'yi savaşa sokmadı. Yani bundan büyük başarı yok bana sorarsanız ama hala daha işte bugünün değerleriyle orayı değerlendirme şeyi. Şimdi bunlara bir şey yapalım. 24 tane eczacı vardı sadece. İşte 8 tane bilmem ne vardı. İşte yani doktor insan sayısı. Yoktu. Ve eczacılarımız ve doktorlarımız da Türk değillerdi. Tabii. Yani çok enteresan. Dünyada Türk kadına seçme hakkı veren ilk ülkelerden biri Türkiye. Bütün bunlara rağmen. Yani bunu da özellikle altını çizmek isterim. Evet. Şimdi o dönemde Araplar bunu kabul etmedi. Kendilerine göre haklı olduklarını söyleyebiliriz. Ama haksız oldukların yer neresi? İşte tam oraya geliyorum. Şimdi hepimiz Orta Doğu'yu okuyoruz. Bir şekilde değerlendiriyoruz. Yani bunu sokaktaki adam da görüyor. Ben de görüyorum. Siz de görüyorsunuz. Yani Arapların hiçbir şekilde bakın savaş meydanında toprak kazanma şansı yok. Hep bunu tarihte gördük. 48'de savaş başlamış. İsrail 4 kat genişlemiş. 67'de yine bir savaş olmuş. İsrail 2 kat daha genişlemiş. Yani İsrail zaten bunu bekliyor. Yani İsrail kendini işte birazcık mazlum göstererek, aa bakın işte bana saldırdılar deyip zaten bütün planı program onun çerçevesinde. Yani İsrail'in militari, askeri teknolojisi her şeyi kat kat üstün zaten bütün Arap ülkelerinden. Ve Arap ülkelerin işte Cemal Abdülnasır gibi tam böyle Arap milletini savunan liderler zamanında bile İsrail'i yenememişler. Şimdi hiç yenme şansları yok. Çünkü zaten şu anda savaşacak Arap ülkesi yok. Baktığınız zaman hiçbir yok. Yani ne Mısır ne Ürdün. Hiçbiri savaşmaz. Hiçbiri savaşa bile girmez. Suudi Arabistan arkadan birazcık petrol verir o kadar. O bile girmez yani. Ve böyle bir durumda yani hala yani Batı'nın Ukrayna'da yaptığını kimse yapıyor. Çünkü o proxy savaşı dediğimiz savaşı yapıyor Ukrayna. Batı bütün silahı, cephaneyi sağlıyor. Tabii ki. Rus'a karşı diyor. Savaş şimdi onu meşgul etti. Şimdi ben dediğim gibi alternatif fikirlere bakmaya çalışıyorum. Ve işte Hamas bunu neden yaptı sorusuna yani kendi onların değil de onlara destek olan görüşten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Şimdi ortaya koyduğum birkaç görüş var. Birkaçına katılmamak mümkün değil. Onu söyleyeyim Haluk Bey. Şimdi birinci görüş şu. Filistinler yani uzun bir süreden beri işgal altında, izolasyon altında. Her gün çok ciddi acı çekiyorlar ve bu dünya kamuoyunun gündeminden silindi gitti. Evet. Yani normalleşme bir durum geldi. Tabii. Şimdi Hamas'ın bu saldırısı bir anda dikkatleri buraya çekti. Dünya gündemine oturdu. Yani tabii ki katliamlar da oldu ama günün sonunda Filistinlilere yapılan bu bütün bu haksızlıklar bir nevi gündeme gelmiş oldu. Evet. Bir de bununla ilgili olarak iki devletli çözüm ki BM de bunu söylüyor zaten. İki devletli çözüm
tek çözüm yolu olduğu tekrar gündeme geldi. Bu gündeme gelecek miydi Hamas saldırısı olmasa? Bence gelmeyecekti. Neden? Bir bakıyorsunuz İsrail yavaş yavaş bütün Arap ülkeleriyle ilişkilerini normalleştiriyor. Aynen. Hepsinde elçilikler açıyor. Şimdi normal zaten İsrail'in tek derdi orada ticaret yapabilmek. Yani ekonomik açıdan, teknoloji açıdan çok üstün diğer ülkelere göre. Ve ticarete bağlayınca da o savaş tehlikesini de ortadan kaldırmıyor. Hem savaşı kaldırıyor hem de o kadar bir normalleştirecek ki olan bu işgali hiç kimsenin umurunda olmayacak. Yani hatta işte zaten Batı Şeria'da illegal o yasa dışı şehir kurmalar son sürat devam ediyor. Öyle bir noktaya gelecek bir bakacaksınız. Batı Şeria'da bile Filistinlerin birbirinden kopuk şeyleri kalmayacak. Evet. Bağlantıları kalmayacak. Hiç kimse de buna kılını kıpırdatmayacak. Çünkü adam diyecek ki ya benim İsrail'le ticaret ilişkim var. Bu kadar ithalat yapıyorum İsrail'den. Aynen. Bana ne diyecek Filistinlerden? Yani bu noktaya doğru süratli bir gidiş vardı. Şimdi dediğim gibi ben bunları desteklemiyorum. Sadece anlamaya çalıştığım noktadan bir tanesi. İkinci olarak da yine bu konuyla ilgili olarak söyledikleri şey şu. Şimdi baktığınız zaman tabii bu işte ablukalar var, diğer şeyler var. Bütün bu Filistinler sonuçta ama bu normalleşme sürecine de aslında Arap ülkelerinin kendi halkını bir inandırmışlığı vardı. Yani şöyleydi, sanki Filistinliler de buna onay veriyormuş gibi bir imaj yaratılmaya çalışıldı. Şimdi bu imaj da yanlış. Çünkü Filistin halkı çok mağdur bütün bu durumdan. Ama bu normalleşme sürecinden Arap ülkelerinin de kendi kamuoylarına bütün bunları gösteriyor olması yine bir bunun böyle olmadığı algısını tekrar göstermek açısından önemliydi. Çünkü şöyle bir şey var Haluk Bey, yani şimdi biz bunu söylüyoruz ama Orta Doğu'da da o kadar bir Amerikan etkisi var ki bütün çalışmalarda akademisyenler söylüyor. Yani asıl aklınız haliniz almaz. Ben bunu bir iki konferansta söyledim, resmen dayak yiyordum bakın. Şu Arap dünyasında demokratik ülke yok. Yani Arap dünyasında rejimler var ve halklar var. Evet. Ve rejimler halkların yüzdüğü söylediklerini söylüyor diye bir durum yok. İşte Filistin örneği bunun göstergesi. Arap halkı Filistinlerin yanında mı? Yanında. Peki rejimleri yanında mı? Değil. Yani şimdi bu da neyi gösteriyor bize? Bu ülkeler demokratik olsa bambaşka bir nokta gelecek aslında. Ama demokratik olmadıkları için işte İsrail ve Amerika ve Batı dünyası bu kadar rahat oynuyor. Bir başka nokta yine bunların bu argümanın söylediği ki ben buna işte dediğim gibi çok da katılmıyorum aslında. Söyledikleri şey şu. İsrail kendini o kadar bir güvende görüyordu ki, yani ben işte istediğim zaman bombalarım, istediğim yeri yıkarım, yakarım, ben dokunulmazım. İşte bu kadar savunma sistemim var, bu kadar işte dom var, o var, bu var. Bunun bir halüsinasyon olduğunu gösterdi diyorlar Hamas. Yani bakın siz de dokunulursunuz, o kadar sırça köşede yaşamıyorsunuz. Sonuçta hepimiz Orta Doğuluyuz kavramını ortaya çıkardılar. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, dördüncü ekleyebilir miyiz ona mesela? Tabii ki çok şey ekleriz. Ölümü de göze alarak, kendi insanının ölümünü de göze alarak bunu bir şekilde Hamas'ın bu saldırıyı yapmasına inandırdı. Yani kendisi komplolarla, şeylerle işte defansının güçsüz olduğunu, kendisinin gurur ve kibire kapıldığını ve saldırırsa başarılı olacağını, hani bunların o iç, yani iç düşmanlar, ne bileyim ben, casuslar falan vasıtasıyla böyle bir kurguyu, yani o saldırdı ya da Hamas'ın içindeki kurmaylarıyla. Tabii ki. Ve ki bu geri vurma hakkını, çünkü allacele Amerika oraya gelir ve der ki kimse karışmasın, ben buradayım. Tabii tabii. Sen vur bakalım, vurabildiğin kadar. Şimdi işin komplo teorisi kısmına baktığımızda ben hep şunu söylerim bütün öğrencilerime de. Yani işte kim kimi niye yaptı sorusunun yanıtının en basit yanıtı şudur. Bütün bunlardan kim fayda sağladı? Bu sorunun yanıtından gidersek bazı şeyler daha kolay analiz edebiliriz. İşte en basit işte Kennedy'yi kim vurdu? Ya Kennedy'yi kim vurdu önemli değil. Kennedy'den sonra kim iktidarı ele aldı? Ya buna bakmak lazım. Şimdi bu noktalara baktığımızda kim bu işten fayda sağlıyor sorusunu da bir sormamız lazım. Şimdi burada çok ilginç yanıtlar var. Yani bir kere eğer İsrail gerçekten böyle insanların gözüne baka baka Gazze'ye girip tam bir soykırım yapıp Gazze'yi boşaltacaksa, ki ben niyetlerin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bana ben bunu ilk günden beri söyledim. Haluk, herkes bana yok hocam işte o kadar değil falan dediler. Evet. Şimdi yavaş yavaş acaba demeye başladılar. Yapacak. Yani İsrail dediğim gibi. Bombalarından yol açıyor zaten kendisine. Tabii ki İsrail bahanesini buldu. Abarta abarta gidiyor. Biliyorsunuz BM kurulunda İsrail temsilcileri işte Yahudi sarı yıldızıyla çıktı. Tam bir fiyasko. Yani gerçekten Yahudi halkına yapılan o zulümle, kendi yaptıkları zulümleri eşleştirmeye çalışmak ya da bakın biz zulme uğradık, ondan dolayı bizim de zulüm yapma hakkımız var gibi bir şey çıktı ortaya. Tam bir faciaydı bana sorarsan. Oradaki mesaj, yine benim kişisel görüşüm şu.
bakın bize işte Sayın Erdoğan da söyledi bunu. Yani bu şekilde söylemedi ama bunu kastetti bence. Bakın bize borcunuz var. Yani biz soykırıma uğrarken şimdi bize eski dosyaları açtırmayın. Hepinizin bir parmağı var. Çünkü şimdi bu da çok komik şey. Şimdi konu konuşuyor ama ben bunu da çok anlamış değilim Haluk Bey. İşte efendim Hitler işte barbar, katil, Yahudilere soykırım uyguladı. Sanki Hitler tek başına gitti işte 5 milyon 6 milyon Yahudi'yi öldürdü. Ya Alman halkı bu işin içindeydi. Herkes bir şekilde işbirliği için yaptı. Bırakın Almanları, Macarlar işin içinde. Avrupa'da bir sürü insan işin içinde. Bir sürü devlet. Avusturyalılar. Direkt ya da indirekt işin içinde. Onu da bırakın. Şimdi isim vermeyelim. Amerika'daki çok ciddi iş adamları da bu işin içinde. Yani Hitler'e sponsorluk veriyorlar. Teçhizat sağlıyorlar. Askeri, uçak, her şey. Yani baktığınız zaman işin içinde çok ciddi şeyler var. Yani şimdi İsrailler de bir nevi mesaj gönderiyor. Bakın diyorlar. Bize eski defteri açtırmayın. Sesinizi çıkarmayın diyorlar. Evet, şimdi öyle bir mesaj var. Şimdi bütün bunlara baktığımızda şunu görüyorum. Yani tam bir insanlık dramı ama bu işten kim kar sağlar sorusuna İsrail, Amerika Birleşik Devletleri çünkü bölgeye iyice çökecekler. İyice o topraklar boşaltılacak. Bir de tarih bize şunu gösterdi Haluk Bey. Şimdi Filistin tarihine baktığımızda Naksa ve Nakba diyorlar. Şimdi Nakba dedikleri büyük felaket 1948. Çünkü işte Filistin 1/4 oranda küçüldü. Yaklaşık 700 bin şey verdiler. Göçmen verdiler. Bugün Filistin nüfusu dünyada 14 milyon. Bakın. Yaklaşık 7 milyon işte Gazze, Batı Şeria ve İsrail'in içinde yaşıyor. 7 milyonu da böyle dünya çok dağılmış değil. O 7 milyonun da çok büyük bir kısmı bölge ülkelerdeki göçmen kamplarında kalıyor. Yani işte Ürdün'de, Lübnan'da, Mısır'da falan. Şimdi böyle bir faciada tarih bize şunu gösterdi. Bu insanlar, bakın şu anda Gazze'de yaşayanlara bahsediyorum, dışarıya sürülüyor ya, bu insanlar sürüldükten sonra geri dönemeyecek. Bakın ve bunu tarih bize çok net gösterdi. Yeni bir göçmen kampları kurulacak. Zaten Mısır'da bu korkutuyor açıkçası. Evet. Mısır titir titriyor. Ya diyor ben ekonomimi zaten toparlayamadım. Bir de bu kadar göçmenle uğraşamam. Kimse Türkiye değil çünkü. Evet. Yani açık konuşalım. Evet. Türkiye 4,5-5 milyon Suriyeli'yi bağrına basarken, daha öncesinde 2 milyon Kürt'ü bağrına basarken, bugün Türkiye eleştirenler atsınlar kendi önlerine baksınlar. 50 tane mülteciyi kabul etmeyin diye hükümet değişti Avrupa'da. Türkiye yıllardır milyonlarca mülteciye kucak açtı bakın. Ve bütün bunlara baktığımızda bu insan geri dönemeyecek. Bu çok net. Bundan dolayı zaten orada bir varoluş mücadelesi devam ediyor. Ama günün sonunda ABD, İsrail ve bana sorarsanız Çin müthiş bir şekilde böyle arkadan ameliyata bile kıs kıs gülerek bütün bu gelişmeleri takip ediyor. Neden Haluk Bey? Çünkü bu Çin'den gelen yollar rota noktasında biliyorsunuz işte bir proje İsrail üzerinden tamamıyla Türkiye'yi bypass ederek İşte Yunanistan falan gibi gidecek. Evet. Şimdi bakın Türkiye'yi bypass edecekti bu proje ama öte yandan Çin'in bu tek yolu değildi. Yani Çin bir yandan Azerbaycan yine Türkiye'yi deniyor. Yani Çin o kadar bir taktiksel oynuyor ki yani rulet deyimiyle hem kırmızıya hem siyah hem yeşile koyuyor şey, taşlar. Yani Çin'in kaybetme lüksü yok. Tabii, bu noktada da Çin'in hem kendi üzerinde olan baskının azaltılması. Çünkü bakın size açık söyleyeyim. Bugün Rusya bir çullanma olacaktı. Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Çin kurtardı paçayı. Sonra tekrar bu Rusya-Ukrayna savaşı olmasa yine Çin'e bir yüklenme olacaktı. Filistin patladı yine Çin ameliyatıyla paçayı kurtardı. Her bir kriz çıktığında Çin'e olan baskı azalıyor. Çünkü dünyanın şeyi başka taraflara kayıyor. Şimdi bu açıdan da baktığım zaman işte Çin'in bir şeyde olduğunu görüyorum ben. Ama şunu anlamamız lazım Haluk Bey. Yani yavaş yavaş galiba sonlara geleceğiz ama bizim kendi adımıza çıkarmamız gereken inanılmaz dersler var. Bakın inanılmaz dersler var yani. Bir hem sürü. Türkiye hem Kıbrıs olarak diyorsunuz. Tabii ki ama özellikle Kakadeci. Bakın özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak çıkarmamız gereken inanılmaz dersler var. Nedir bunlardan? Hemen ilk aklıma geleni söyleyeyim. Şimdi Anastasiadis söylüyordu ya, şimdi aynı şeyi Hristoli de söylüyor. Efendim Kıbrıs'ta çağ dışı ankronize olmuş garantilerden kesinlikle kurtulacağız. Garantinin gesi kalmayacak. Sıfır asker sıfır garanti. İşte gördük. 100 kilometre uzağımızda bağıra bağıra gelin bizi kurtarın, bir tane garantörümüz yok mu? İşte canlı canlı gömülüyoruz diyen insanların bir tane garantörü yok. Bakın net. Yani artık ben söylüyorum Sayın Cumhurbaşkanımız bugün var bugün yarın yok bizden şekilde. Ama Kıbrıs'ta hiçbir lider bakın garantörlük çağ dışıdır diyemez bu saatten sonra. Dese de halkın artık sen dediklerine dikkat etmesi lazım. Bu artık net olarak kapandı. Yani dünyadaki en büyük
Bakın en büyük, insanoğlunun en büyük gerekliliği güvenlik Haluk Bey. Sizin güvende hissetmezseniz ne sanat, ne kültür, ne ekonomi hiçbir şey yapamazsınız. Sizin kafanızın bir köşesinde ben acaba öldürülecek miyim? Ben acaba yarını görecek miyim? Varsa hiçbir şeye konsantre olamazsınız. Bak bu kadar nettir. Bugün Avrupalılar işte gelişmiş diyorlar. Avrupa neden gelişmiş? Çünkü güvenliği çözdü adamlar. Güvenlik sorunlarını çözdüler. İşte Amerika duruyor orada elinde balyozuyla. Ha çözdüler derken işte Ukrayna çözdüğünü sanıyordu. Gördük ne olduğunu. Yarın öbür gün orada ne olacağı da bildirir. Onu da söyleyeyim. Yani güvenlik herkes için geçerli. Herkes, insanoğlunun en temel gereksinimi Haluk Bey. Bütün yüzyıllar boyunca insanoğlu sanatsız da yaşar, kültürsüz de yaşar, ekonomisiz de yaşar. Karnına doyurur ama güvenliksiz yaşayamaz. Şimdi bu bir defa net olarak ortaya çıktı. İkinci olarak yine çıkarmamız gereken dersler şunlar. Şunu gördük. Dünyadaki bütün uluslararası anlaşmalar, efendim garantiler, onlar bunlar hepsi demek ki kağıttan parçaymış. Bunu gördük. Şimdi diyorlar ki efendim İsrail uluslararası hukuka göre savunma hakkını kullanıyor diyor bazıları. Ben inanamıyorum yani. Madem uluslararası hukuku aştılar, o zaman şunu da söyleyelim. Bugün uluslararası hukuka göre İsrail Filistin'i işgal ediyor mu etmiyor mu? Uluslararası hukuka göre Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler yasa dışı mı değil mi? Uluslararası hukuka göre İsrail Golan Tepe'ni işgal etti mi etmedi mi? Yani uluslararası hukuka girdikleri zaman, baktığınız zaman aslında Filistinliler meşru savunma yapıyor. Yani Hamas'ın saldırısı bu bağlamda meşru savunmaya göre. Her ne kadar savaş hukukunda tabii ki hiçbir zaman sivilleri öldürmek yoktur. Ama bu saldırı şeyi hukuktan gireceksek önce Hamas'ın hakkı. Onun da meşruiyeti olur. Tabii. Yani o konulara hiç girmemek lazım. Şundan şunu şöyle bağlayacağım. Ama basın ve algı operasyonlarını güden bütün merciler senden yanaysa girersin. Çünkü aynen öyle. Anında insanları başka türlü düşünmeye teşvik edersin. Yani zaten şunu anlatmaya çalışıyorum Haluk Bey. Yani günün birinde Kıbrıs'ta bir anlaşma bile olsa bunun maddelerinin sadece bir kağıt parçası olacağını bilmemiz lazım. Bu noktaya geliyorum. Anlaşmalar geçersiz diyebiliriz yani. Hiçbir geçerliliği yok. Ve şunu söyleyelim. Bakın ben üzülerek söylüyorum. Bugün Türk askeri olmasa, bu Türk askerinin caydırıcılığı olmasa, bunu bütün 74'de yaşayanlar çok iyi bilir. Bizim Filistin'le bir farkımız olmayacak. Tabii bize çoktan tanklar, füzeler bize gelecek. Haluk Bey bakın hiç abartmıyorum. Hiç abartmıyorum. Bakın Türkiye'nin burada askeri olmasa, eli kolu bağlı olsa aynısı bize gelecek ve ne diyecek biliyor musunuz? Aha. Onun için bunlar bütün çizim. Karışmayın. Hayır şey karışmayın değil. Diyecekler ki tabii onlar Kıbrıs Cumhuriyeti diyecek. Güney Kıbrıs Rum yönetimi terörle mücadele faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor diyecekler. Siz ne sanıyorsunuz? Evet. Bunu diyecekler. Zaten bugüne kadar bu fanatizmin, Rum fanatizmin, Rum bağnazlığına kimsenin dur dememesi de işte buna bir kılıf hazırlıyor. Diyecekler ki, onların deyimiyle söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Kıbrıs Cumhuriyeti işgaldeki topraklarını kurtarıyor ve terörle mücadelizmde de çok büyük başarıyla ilerliyor diyecekler. Evet. Hepimiz katledilirken diyecekler biliyor musunuz? Efendim Hüseyin Işıksal Hoca'nın evinde cephane vardı. Ondan dolayı oraya uçurulması çok doğal. Efendim hastanede TMT'ciler saklanıyordu. Ondan biz Nalbantolunu vurduk. Bakın hiç fantezi etmiyorum. Hepsi olacak. Bütün hastaneler vurulurken, bütün okullar vurulurken efendim orada bizim aldığımız istihbarata göre Türk güvenlik güçleri vardı. Ondan dolayı bunu temizledik. Aynen bu olacak. Evet, ve bırakacaklar bizi işte Gönyeli'de bir grup yaşasın. İşte Temroz'da, Ozanköy'de falan. Yok yok öyle bir şey olmayacak. Tamamıyla tek bir devlet, üniter devlet. Onun içinde de siz işte azınlık olarak kendi bölgenizde değil. İşte, bireysel olarak yaşayacak. Bireysel. Yani. Ben derim azınlık olarak bırakır sizi böyle ki sizi en azından size o yol mol yapma, hastane yapma harcamasına da gitmesin. Yok yok hiç onlara karışmayacaklar. Yani. Dediğim gibi yani bunlar hiçbir fantezi değil. Batı medyasında bir tek satır görmeyeceksiniz. BBC karartma işte şey haberlerle işte atıyorum. Arada bizim mukavemetimiz sorunu işte birkaç Rum ölürse onları haber yapacak. Manşetleri bunlar süsleyecek. Evet. Bunlar olacak. Bakın bunlar hiçbiri ne abartı ne şey. Biz bunları yaşadık. Bugün Batı övüne övüne biz böyle zenginiz diyor. Aynı Batı yüzyıllarca bakın yüzyıllarca milyonlarca köleyi nasıl çalıştırdığını o köleler sayesinde bu zenginliği kazandığını hiç bahsetmiyor. Ne hikmetse. Evet. Aynı Batı Amerika'yı nasıl soyup sonra çevirdiklerini, nasıl Azteklerin, İnkaların altınlarını, gümüşlerini çaldıklarını, satın nasıl orada katliam yaptıklarını hiç anlatmıyor. Yeni başladı bunlar. Yani Batı'nın o karanlık yüzünü biraz görelim. Batı'nın karanlık yüzü, bakın çıkarları
şeye başladığı zaman, tehdit görmeye başladığı zaman o gerçek yüzünü görürsünüz. Onun evet. dışında sizi her türlü kandırırlar. Biz demokrasinin beşiyiz. Biz insanlara çok bilemediyiz diye. O zaman kutuplara şey mı ayrılır? Çünkü bizde bir batı hayranlığı var. Evet. Yüzümüz batıya dönüktür. Onların evet. Ilimde olan gelişmelerini, teknolojide olan gelişmelerini istiyoruz. Onlardan örnek alıyoruz ve uyguluyoruz. Ve doğal olarak da batı hayranlığı yerleşiyor. Bir de onların işte sanat, kültür, film, dizi, yani uzun zaman beyaz şapkalı kavboy her zaman gelir kurtarırdı. Bir daha suvariler vardı. Düdüt 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 gelir indiyanlardan vallahi kurtarırdı. Ben hep kızlar tutardım. Çocukluğumda hep kızlar tutardım. Haluk Bey. Evet. Ama bizi işte Anadolu tarafından. Ama şeysiniz, azınlıklaydınız evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. Ve gider onlar çünkü vahşi ve kötüydüler. Tabii. Bunlar vahşi, gibi medeni bir şey değillerdi. Evet. Şimdi onunla büyüdük. Şimdi bu dersleri biz aldığımızda yani Batı iyi değildir, arkamızı mı dönmeliyiz bunlara? Yoksa hala daha Batı'nın iyi yönlerini alıp kendi bünyemizde, kendi değerlerimize sımsıkı sarılıp öyle mi büyümeliyiz? Şimdi Haluk Bey bakın bizim kimseyle düşman ilişkileri kurma lüksümüz de yok. Öyle bir ihtiyacımız da yok. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim içimizde de var. Ben maalesef kendi kurumumda da gördüm. Yani böyle Batı'ya yaranarak, onlara böyle kendinizi ezdirerek bir yerlere geleceğimizi sanan mantık bence doğru bir mantık değil. Yani nedir? Dik duracaksınız ve şunu söyleyeceksiniz. Bir kere biz batılıyız kardeşim. Yani senin beni batılı görüp görme derdin beni ilgilendirmiyor. Bak coğrafyaya. Sen bugün Rum tarafını Avrupa Birliği'ne alıyorsan, Avrupalı görüyorsan, İsrail'i Eurovision alıyorsan, UEFA'ya alıyorsan, onunla geçtim, Kazakistan'a kadar UEFA'ya alıyorsan, demek ki senin sınırların bu kadar genişse, ben Avrupa'nın göbeğindeyim derim bir kere. Onu, evet. Oradan başlarım. İkinci olarak da, zaten Osmanlı, hepimiz Osmanlıyız. Osmanlı, Avrupa dediğiniz yerin, neyse yarısını yüzyıllarca yönetmiş. Viyana kapılarına kadar gelmiş değil mi? Zaten tarihsel, kültürel, yönetimsel olarak ben zaten Avrupa'ya hükmetmişim. Onun için sen benim Avrupalıyım ya da değilim deme lüksünü hiç ben şey almam. Sorgulamaya bile almam. Aynı coğrafyadayız. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ondan dolayı bana saygı duyacaksın. Bana saygı duyacaksın diye başlarım. Ondan sonra da hep sen kazanacak değilsin diye devam ederim diplomatik dille. Ve bunun evet. nasıl win-win olacağı konusunu tartışırım. Şimdi en basiti. Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği imzaladığı zaman ben sinirden ağladım. Hala da ağlıyorum. Yani Gümrük Birliği Avrupa'ya o kadar bir o zamanın siyasi yapılanması işte entegre olacağına kandırıldı ki Türkiye'nin Avrupa'ya birebir ama net olarak üstün olduğu iki tane alan vardı. Tekstil ve tarım. Evet. Ve Gümrük Birliği'nde bakın o kadar bir oyuna gitti. Dediler ki tekstille tarım ürünleri bunun dışında kalacak. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin o zaman yöneticileri kabul etti. Ya bunun inanılır gibi bu akla sığmayacak bir şey. Yani siz bütün gümrükleri sıfırladınız. Avrupa zaten sizden teknoloji anlamında daha üstün. Bütün Avrupa malları böyle elini kolunu sallaya sallaya Türkiye pazarına girdi. Tabii. Ve sizin buna karşılık satacağınız en önemli iki tane şey, en temel şey bunun dışında bırakıldı. Yani bu tür asimetrik anlaşmalara dikkatli olmak lazım. Bunlara dik durmak lazım. Bunlara yeri geldiğin zaman karşı olmak lazım. Ve daha da komik. Ama Türkiye gibi yani bu konularda cevval yani eminim Türkiye'li bürokratlarla görüşmelerde bulundunuz. Tabii yani ki. Bugün ben Türkiye Murat Karayalçın, ofis arkadaşıydık o zamanki anlaşmayı imzaladığı bu şahıslara baktığında hakikaten bizim donanımlı, işini bilen açık göz insanlarımız var. Yani ne kadar aldanırız bunlara? Şimdi ne Haluk kadar Bey, bilerek var gireriz ama bunlara? Ben bunu söylüyorum. Bakın bu Türkiye'ye karşı AB aldatmacası, AB havucu her daim devam ediyor. Ha şu anda Türkiye uyandı mı? Uyandı. Yani şu anda aynı şey yapılmıyor mu? Ne deniyor? İşte Kıbrıs'a taviz verin. İkili çözümden vazgeçin. Başlık gelin açalım, federasyona destek olun diyorlar. Biz size tam destek olacağız diyor. Şimdi Hristo değiliz hala daha. Yani kusura bakmayın. Çocuk kandırdığını sanıyor. Evet. Diyor ki efendim biz Türkiye'nin diyor AB üyeliğinin tam desteğiz diyor. Hristo değiliz Yunanistan'la birlikte. Ama tabii ki diyor bazı tavizcikler vereceksiniz diyor Kıbrıs'ta. Yani bu çağ artık kapandı. Ben Türkiye'de hiç artık yani bunlar vardır. Açık söyleyeyim. Hala daha bürokrasi de vardır. Bazı yerde vardır ama genel anlamda bunun artık prim yapacağını düşünmüyorum. Ama maalesef bu şekilde Türkiye'den çok ciddi tavizler koparıldı. Bunlar hep gerçek. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim Haluk Bey. Bugün Avrupa Birliği karar verse dese ki biz Azerbaycan'a ambargo uygulayacağız. Azerbaycan'dan bundan sonra hiçbir şey alınmayacak dese. Türkiye buna uymak zorunda biliyor musunuz? Türkiye buna uymak zorunda. Çünkü gümrük birliğine imza attı Türkiye. Türkiye karar verme mekanizmalarında yok.
AB üyesi olmadığı için. Ama uygulama şeylerinde var. Ya böyle bir anlaşma olabilir mi? Efendim, yani Türkiye karar verme mekanizmasında Türkiye nüfusuyla tabii önemli bir merci olacak. İngiltere, Almanya, Fransa sıfatında. İngiltere yok şu anda ama o seviyede tabii bir paylaşım. İşte Almanya sonra ikinci büyük nüfus Türkiye tabii. Avrupa'da. Ama şöyle bir şey var Haluk Bey, bakın. Bunun en hızlı bir şekilde revize edilmesi lazım. Bu şöyle bittikten sonra ben, yani zaten Türkiye çok büyük bir devlet. Benden çok daha iyi biliyorlar bu konuyu. Oturup bunun revize edilmesi lazım. Ve zamanda bakın böyle ayağa kalkıyordu insanlar. İşte efendim imtiyazlı ortaklık hayatta kabul etmeyiz. Yani niye kabul etmeyelim? Ben imtiyazlı ortaklığı hemen alırım. İmtiyazlı ortaklık, bakın diyeceğim ki bir dakika kardeşim, tekstilim de girecek imtiyazlı ortağım. Tarımım da girecek. Şu girecek, ona göre pazarlık yaparım. İşte turizm vizesinde karşılıklı şey yapacağız. İmtiyazlı ortağım ben derdim. Ama ne hikmetse o zaman öyle bir kandırdılar ki Türk kamuoyunda. Efendim biz zaten AB'ye tam üye olacağız yakında. Ne demek imtiyazlı ortaklık diye. Evet, bakın yetersiz. Dediğiniz zaman sizi döverlerdi sokakta. Ben genç bir akademisyen o zamanlar. Ben bunu söylediğim zaman linçe uğradım. İmtiyazlı ortaklık bir konuşalım ya, neymiş bu, bir bakalım değerlendirelim dediğim zaman direkt linçe uğruyordum. Neden? Çünkü zaten tam üye olacağız. Tabii, efendim evet. Ne imtiyazlı ortaklık kabul edelim. Tam üyeden başkası bizi kurtarmaz. Sen satılmış oluyorsun o zaman. Satılmış da değil. Oluyordum. Çok iyi hatırlıyorum. Acemi. Konuyu bilmeyen, genç, deneyimsiz falan diye hemen de yaftaları yapıştırıyorlardı. Hala da aynı fikirdeyim. Tabii, enteresan. Ve onlar da değişmiş mi fikirlerini? İnşallah hiç belli değişmiştir. Değil. Evet. Nasıl sonuçlanır? Böyle bir yorumunuz var mı orada, bu Filistin-İsrail durumu? Valla Haluk Bey, bakın şimdi bir tek Türkiye bu işi çözmeye çalışıyor, açık söyleyeyim. Ben de birkaç gün önce Ankara Dışişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığımızın Türkiye'de davetlisi olarak bir konferansta konuşma yaptım. Türkiye'nin garantörlük modelini tartıştık. Orada da söyledim. Bir kere orada sürdürülebilir bir barış olacaksa bunun tek yolu iki devletli çözümdür. Başka hiçbir şey günü kurtarmaz. İkinci olarak yine orada söylediğim şey. Bu garantörlük meselesi dedim. Sadece Filistin değil, İsrail'in de çok ihtiyacı var. Hatta İsrail'in belki daha çok ihtiyacı var. Çünkü onların, o halkın psikolojisi de bozulmuş durumda. Bu son saldırıdan sonra. Eğer onlar da tam anlamıyla güvende hissetmek istiyorlarsa bu garantörlük meselesini ciddi ciddi oturup konuşmaları lazım. Garantörlük modeli de şöyle olması lazım Haluk Bey. Türkiye'nin önerdiği model bence çok mantıklı. Türkiye ne diyor? Bir tane diyor büyük güç, tercihen Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in garantörü olsun. Ben Filistin'in garantörü olacağım diyor. Bakın ne kadar taktiksel, ne kadar önemli. Neden? Bizim Kıbrıs'taki garantörlük sisteminin çökmesinden bir tanesi de bu. Çünkü garantörler tüm adanın garantörüydü. Bu defa işte biliyorsunuz işte ondan üçlü mekanizma oluşturulmadı. İşte onu veto etti falan, bir sürü sorun çıktı. Böyle bir mekanizma da bakın çok önemli. Şunu diyecek Hamas'a. Net. Kardeşim sen bundan sonra İsrail'e saldırdığın zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmış oluyorsun. Artık keyfin bilir yani. Amerika Birleşik Devletleri artık. Yani İsrail falan yok karşında. Evet. O zaten başlı başına bir caydırıcılık. Zaten garantörlerin esas şeyi de bu. İlk olarak savaşı bitirmek. İlk olarak çatışmayı bitirmek. Sonra o politik düzenin sağlanması için, yani iç istikrar konusunda da garantörün rol oynayabilir. Yani bunun tek yolu bu. Çünkü Arap ülkeleri maalesef ikili oynuyor. Filistinler zaten bunu görüyorlar. Orada da Filistinler görüyor, sadece parasına ihtiyacı var Arap ülkelerinin, onu alıyorlar. Alıyorlar da işte o da maalesef görüyoruz. Yani tabii. Ondan sonra ama böyle bir şey ihtimal verirsiniz çünkü ben bunu söylediğiniz anda düşünürüm. İki devlet orada. Gazze'ye baktığımda deniz kenarında, bunun için deniz hakları var. Petrol hakları var. Zaten oradaki gaz anladığım kadarıyla İsrail'inkinden daha büyük bir gaz hattı oluşabilir. Evet. Yani Filistin'e Türkiye'de şey. Onun garantörü olacak. Ve evet. Türkiye'nin ukdesinde, yönetiminde veyahut da belki de otoritesinde zaman içerisinde parayı da verecekse, bakacaksa öyle bir hakkı Amerika bunlara verir mi? Çünkü bütün mesele orada zaten Türkiye'yi biraz da oradan dahil etmemektir amaçları. Şimdi Haluk Bey, Mısır çok, var, İsrail çok var. Çok güzel söylediniz ama şimdi hep söylediğim bir şey var. Geniş düşünmek lazım. Şimdi bu dediğiniz direkt birebir çıkar bağlamındaki bir düşünce tarzı. Ki en geçerli düşünce tarzından bir tanesidir. Siz kesinlikle yanlış anlamayın. Ama bunun bir ötesini düşünmek lazım. Nedir o da? Şimdi bir araştırma yaptım. Bakın belki halkımız da bunu bilmiyor. Hamas militanlarının tamamı, bakın tamamı orfan. Yani kimsesiz.
Yani ya annesi ya babası, çok büyük bir kısmı ikisi birden ölmüş insanlar. Evet, bir sürü de asker geliyor arkasından. Yani kaybedecek bir şeyi olmayan, hayattaki en sevdiği insanları kaybeden, insana kurulan bir grup. Evet. Bak, şimdi nasıl bağlayacağım? Filistinlilerin her şeyini alalım. İşte efendim petrol gelirini de vermeyelim, hiçbir şey vermeyelim demekle, işte siz kendi kendinizi vuruyorsunuz. Neden? Çünkü karşıda bir fanatizm oluşturuyorsunuz. Karşıda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir grup oluşturuyorsunuz. Ve o grup da size doğal olarak saldırıyor. Şimdi bu gazdan da işte bu adamlar da şu payını alsın dediğiniz andan itibaren, ya bakın geniş düşünüyorum. Ben tamamıyla Amerikan İsrail perspektifinden düşünüyorum. Ama normal insan perspektifinden, fanatik insandan değil. Ya bu adam o parayı ne yapacak? Zaten ülke darmadağın olmuş. İşte hastanesi ne yapacak? Yolu ne yapacak? Birazcık ekonomisini şey yapacak, toparlayacak. Ve günün sonunda şöyle bir insan toplu oluşacak. Yani bir şeyi kaybetmesi olan, yani kaybedecek bir şey olan bir insan toplu olacak. Yani ne bileyim işte kendi evi artık bombalanmayacak bir adam. Ya ben diyecek evimi korumak istiyorum ya, arabam olsun diyecek adam. Bir hayali olacak. Ve Hamas'a geçit vermeyebilir öyle olduğunda. Tabii ki seçim olduğu zaman bir bakıyorsun. Çünkü bakın şimdi Hamas da enteresan bir şey. Şimdi Hamas terör örgütü falan diyorlar ama yani Hamas seçilmişti bir hükümet aynı zamanda. Tabii. Bir de mücahidi sonuçta. Bir de Arap dünyasında bakın şunu söyleyeyim. Tek özgür seçim Filistin'de oluyor. Onu da bilsinler yani. Yüz yıl demeyeyim de yani uzun süredir tek Arap dünyasındaki özgür seçimler Filistin'de oluyor. Yani evet terör örgütü de var, silahlı kanadı da var ama normal bir coğrafyada yaşamıyor bu insanlar. Yani onu da bilmemiz lazım. Bugün işte Sosyal Demokrat Parti'nin silahlı kanadı var desiniz Almanya'da. Herkes ne oluyor falan der. Gerek yok çünkü ama o coğrafyada sizin silahlı kanadınız yoksa sizi amiyana tabii adam yerine kimse koymaz zaten. Bir de öyle bir gerçek var. Evet. Ve şunu unutmasınlar yani El Fatah grubuyla yani Filistin Kurtuluş Örgütü'yle Hamas seçimi Hamas kazandıktan sonra savaş ettiler biliyor musunuz? Çünkü Filistin Kurtuluş Örgütü kabul etmedi sonuçları. Evet. El Fatah grubu hayır dedi. Ben seni dedi sandık yenemedim. Sağda yeneceğim dedi. Hamas onları sağda da yendiği için bugün Hamas'ın kontrolünde. Tabii, yani eğer öyle olsa yani Hamas'ın atıyorum silahlı kolu olmasa seçimi kazanıp savaşı kaybeden ve tekrar seçimlerin kaldırıldığı bir yönetimde olacaktı. Yani farklı detaylı düşünmek lazım ama günün sonunda dediğim gibi Haluk Bey yani bütün bunlara baktığımızda daha vizyoner hem siyasilere hem danışmanlara hem böyle insanlara ihtiyaç var. Çünkü artık o devir kapandı yani ben senin gırtlağına sarılayım her şeyini alayım kazanayım mantığı gitti. Hatta bakın. Liberalizmi çok yanlış anlatıyorlar şu o zaman. Aslında liberalizm de kapitalizm de. Haluk Bey kapitalizm destekçisi olarak çıkmamış. Şöyle kapitalist falan demesinler de. Kapitalizm ana kuralı neydi biliyor musunuz Haluk Bey? Monopolleşmenin öne geçmek. Herkes kazansın. Bakın, temel prensibi budur. Win-win'dir. Ondan dolayı ABD bir sürü kural koyuyor. İşte Bill Gates. Hop diyorlar sen %20'ye geldin. Çok tehlikelisin. Tekelleşmeye gidiyorsun. Böleceksin şirketlerini. Tak sattırıyorlar adama. Şu NBA işte en basit örnek verip öğrencilerime anlatıyorum. NBA. Şimdi NBA'de küme düşme yok. Küme düşme yok. Adam diyor ki ya bu diyor bir entertaining, bu bir eğlence diyor. Bu iş para işi diyor. Kimseyi küme düşmeyecek. Sonra ne yapıyor? En son sırada yer alan takımlara draftta ilk hakkı veriyor. Bakın çok enteresan. Eşitlemek için. Draft'taki en iyi oyuncuları sen al diyor ki mücadele daha da kızışsın. İnsanlar daha zevkli maçlar görsün. Bakın kapitalizm monopoliye tamamıyla karşıdır. Bu söylediğiniz mantık yarı kapitalizm en tehlikelisi. Yani hepsi bizim olsun. Bizim ülkede vardır. Çoğu gelişmekte ülkede var. Hepsi benim olsun. Kimse yaşamasın. Ama bu düzgün bir mantık değil. Tabii. Çünkü günün sonunda sen zarar göreceksin bu sistemde. Evet, evet. Ya da daha yine böyle makro bakıyorsak Filistin de bir devlet sahibi olsun ve mesela bu gaz bile artık ortak bir paylaşlara tabii, dönüşsün ve işte Türkiye'nin üzerinden geçsin. Çünkü şimdi Haluk Bey zaten tek başına hiçbir şey yapamaz. Bakın. Tabii. Bakın tekrar çok güzel bir konuya geldiniz. Şimdi ben İsrail olsam bunun önünü açarım. Neden? Çünkü Filistin otoritesinin o gazı çıkarma ya da satma şeyi yok ki. Yok zaten onu gücü İsrailler yapacak. Onu diyorum yani zaten eninde sonunda İsrail şirketleriyle oturup anlaşacaklar. Evet. Ya da ortak bir şey yapılacak. Zaten birbirine muhtaçlar. Hem coğrafi olarak hem teknik olarak. Yani bütün bunlara baktığımızda dediğim gibi geniş düşünen ki şunu da söyleyeyim Haluk Bey bakın İsrail'de çoğu insan ben eminim bakın bakmayın Netanyahu seçimi kazanıyor kılpayı ama çoğu insan bence 2-3 çözümü destekliyor. Her şeye rağmen. Evet. Ama bu insanın sesi çıkmıyor. Ben yine birkaç defa denk geldim. Binlerce insan protesto ediyor Netanyahu'yu. Yani hemen ateşkes yapalım diyor.
hiç gündeme gelmiyor. İşte polis müdahale ediyor ama sağduyulu insan sayısı çok fazla var. Tabii tabii. En azından diğer yarısı. Tabii çünkü korkuyorlar. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Çünkü Ali Bey, umarım bazı soruları umarım aydınlatabilmişiz. En azından opsiyonlar var önümüzde. Nedir olan biten nereye gidebilir diye. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizler için karmaşık oluyor. Davet ettiğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Hüseyin Işıksal'ı dinlediniz. Opsiyonlar ortada. Siz seçin artık ne olacak oralarda. Evet, kısa bir araya giriyoruz. Aradan sonra da Emrah Adaklı ile beraber olacağız. Kısa bir ara izninizle.